Anadolu'dan 50 yıl önce, 40 yıl önce İstanbul'a göç eden hemşehrilerimiz Anadolu'da köylerini ziyaret ediyoruz. Buradan Kağıthane'den, İstanbul'dan ekip arkadaşlarımız Anadolu'da köyleri, ilçeleri tek tek ziyaret ediyorlar. Ve orada Kağıthane'mizden selamları götürüyorlar. Biz de orada bizleri ağırlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor. Her birinize sağlık ve sıhhat diliyorum. Anadolu bir başka, Kağıthane bir başka. Hep beraber birlikte ülkemiz için, yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz. Sizlere tekrar selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Kağıthane yollarında roman oldu, duman oldu. Ne gören var, ne bilen var, unutuldu yalan. Bir gönül yolculuğu, bir selam uğruna hasret duyulan canım Anadolu'ya bir selam yolculuğu. Niyetler önce düştü kalbe. Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin öyle güzel bir niyete düşürdü ki gönlünü, bir an düşünmeden koyulduk yollara. Anadolu topraklarıydı rota. Özlem kokan o güzel topraklardı. İçimizde heyecanı dolup taşıran. Kağıthane'den Bismillah diyerek koyulduk yola. Sayısız gönül karşıladı bu yolculukta Mevlüt Başkanımızın selamını. Her ilde, her ilçede, her toprakta içi gülen gözler karşıladı. Gönüllerinin en sıcak yerini aldı Mevlüt Başkanımızın selamını. Selam verdik, selam aldık derken sayısız vilayet sevgiyle dolu bir hal aldı. Niyetler halis, gönüller her adımda heyecanlıydı. İşte böyle sayısız an ve anıyla dolu bir yolculuktu. Bir niyet uğruna çıktığımız. Kopamadık memleketlerden, köylerden, o mis kokulu Anadolu topraklarından. Heybemizde gönül selamı var dedik. Attık adımımızı derken, her seferinde gözler dolu dolu ayrıldık. Her gönülden, her yerden. Kavuştuk kavuşmasına, buluştuk buluşmasına hakkın izniyle de. Bir kez daha hatırlattık kendimize. Memleket özlem sevmez, memleket yalnız bırakılmayı sevmez, gücenir, küser diye. Küsmesin, sevgi selamla, bereket olsun topraklarımız dedik. Tamamladık gönül yolculuğumuzu Allah'ın izniyle bu sefer. Daha çok niyetimiz var, gerçekleştirilme hevesiyle içimizi kavuran. Daha çok gönül var, kavuşma aşkıyla gözleri yollara dalan. Bu yolculukta selamımızı alan, gönlünü açan, bir de gönül selamını veren herkesin gönlüne, yüreğine sağlık. Bu canlarda bu heves oldukça özlemler kavuşmayla taçlanır. Topraklar canı gönülden selamla canlanır. Yine bir gönül selamıyla, selamet ve sevgiyle. Kağıthane'den Bismillah diyerek koyulduk yola. Anadolu'ydu rota. Gönüllerdeki o hevesi, o özlemi, o heyecanı açıklayabilecek tek bir kelime çıkmazdı sorsalar ağızdan. Her ilde, her ilçede, her toprakta içi gülen gözler karşıladı. Gönüllerinin en sıcak yerini aldı Mevlüt Başkanımızın selamını. Ardahan'dan bal getir, bana kaz getir, bana kar getir. Kağıthane Anadolu'da.
gönül yolcularımıza bu güzel günden selam olsun. Bugünkü selam durağımız yemyeşil manzarası, eşsiz havasıyla Ardahan. Uzunca yollardan geçtik, sayısız vilayetten, dere tepe düz gittik ama paha biçilemez anlar biriktirdik. Kalbimizin en özel yerinde. Gel aşıklar yatağına, arpa çaya çıldıra. Kars kalesi Kazman'a, selam sarı kamışa. Mevlüt Başkanımızın selamını ilettik güzel gönüllere. Sözümüzü tuttuk. Bugün de bu yolculuk devam ediyor sizlerle. Hem sohbetin hem keyfin tadını çıkaracağız bugün de. Şehre girer girmez hemen heyecanlandık. Bugünkü ilk rotamız Değirmenli Köyü'ne. Hemen köyün muhtarı karşıladı bile bizi. Bir hasbihal ederek başlayalım bugünkü serüvene. Değirmenli Köyü'ne Ardahan'a bir selam getirdik. Evet, hoş geldiniz. Selamın sahibi ediyorum. İstanbul Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in selamını getirdik. Teşekkür ediyoruz köylerimiz adına. Aynı zamanda Atilla Başkanı, evet, Dernek Başkanınızın, evet, hepsinin selamlarını getirdik. Allah razı olsun hepsinden. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, uğraşıyoruz, çiftçilik yapıyoruz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bunu tarımla gördüğümüz zaman anladık ki burada, evet, çiftçilik ve hayvancılık, evet, vardır. Soğuk, bura Türkiye'nin en yüksek yeri, 2700 metre. 2700 rakım var. Evet, rakım var. Çok yüksek. Doğaya geldik. Aynen. Doğanın içinde, aynen, efendim, bu güzel Değirmenli. Evet. Bu köyün muhtarıyla. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Biz de sevindik. Böyle bir aniden, eyvallah, oldu bu iş. Bir biraz da bilgimiz, yani çalışmadığımız için bazı konulara olsun, çok sağ güzel olsun. Bir selam getirdik olsun size. Çok teşekkür sizin ederim. Sizin de selamınızı aldık. Aynen. Gurbetteki dostlarımıza kucak dolusu selam söylüyoruz biz de. Buradan Kağıthane'de yaşayan köylerine, aynen, bir mesajım var. Evet, çok selam söylüyoruz köylerim adına. Hürmetlerine çok sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Muhtarımızla keyifli bir sohbetin ardından biraz da köyün sakinleriyle sohbet edelim. Biraz memleket havası alalım. Özlem giderelim. Baba, isim ne? Sakip Şimşek. Sakip amca, nasılsın? İyiyim, teşekkür, sizleri sormalı. İyiyim, bastonun güzelmiş. Evet. Vallahi. Ya 77 yaşında ancak bu başarıyor. Gençsin be Sakip amca. Valla birkaç kere evlenmeye müracaat ettik de çocuksun değil. Valla çocuksun değil, değil mi? Olmayın ya. Halen evlenmeye mi niyetin var? Yengem duyarsa onu. Yengem nerede? Hocam alalım. Hocam. Böyle. Yenge duyarsa bak, duysun, ben karışmam. Boş ver sen o işi. Ben röportaj verdim. Hocam diyor ki. Hocam diyor ki, evleneceğim diyor. Ne diyorsun bu işe? Vallahi ben bir şey diyemeyeceğim buna. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Rasim Kaya. Sağlığın saatini. Elhamdülillah, çok şükür. Kaç yıl öğretmenlik yaptın? 28. 28 yıl. Evet. Nerede yaptın? Ben 15 yılını Erzurum'da yaptım. Tamam. Sonunu Bursa'da tamamladım. Bursa'da tamamladım. 30 senedir ev buradayım. 30 senedir. Evet. Buraya gezmeye mi geldin? Geziyorum bak, o evde yaptırdık, orada ev yaptırdım. Her yaz gelirim. Yüzüne kan gelmiş hocam. Vallahi yüzüne kan gelmiş. Eyvallah, bilmiyorum. Vallahi bu tarih geldi mi bizi sigara gibi işle diyor. Evet. Komşularımızdan razı gözlüyoruz. Gel Özlem, gideriyoruz, gidiyoruz. Hocam, sen bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak, bak bu güzel Değirmenli Köyü'nde artık el kemalınmış. Ben şöyle bir şey yapayım mı? Tüm Erzurum, bu bölge, Ardahan'ı, Kars'ı, bu bölgede yaşayanlar adına. Gel, ben de senin gözünü öpeyim. Hadi bakayım, elini öpeyim. Sağ olasın, hocam. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. İsim neydi? Mahmut Yeşiltaş. Mahmut Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Gurbetçi misiniz? Yok, gurbetçi değilim. Burada yaşıyorsun. Servisçilik yapıyorum. Servisçilik yapıyorsun. Evet, evet. Hayat nasıl burada? Vallahi idare ediyor işte. Bizde 2 ay yaz var, geri sıkış. Memleketimizi yine seviyoruz. Memleketimizden ayrılamıyoruz. İşimiz burada. Kendimiz, kendi çapımızda hayvanımız var. Hayvancılık yapıyoruz. Ayrıca işte köyde servis taşıyoruz.
Aynen öyle. Bak burada eğitime hizmet ediyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Evet, merhaba, isim ne? Eyüp Han. Eyüp, sen de köyün sütlerini taşıyorsun galiba. Evet. Ne kadar çıkıyor günlük burada süt? Yani bir tona yakın çıkıyor. Bir tona yakın süt çıkıyor. Evet. Buradan nereye götürüyorsun sütü? Ardahan'a mı? Fabrikaya götürüyoruz. Ardahan'a, evet. İşliyoruz güzel orada. Güzel doğanın sütü bambaşka olur, lezzetli. Yani yaz ayının çiçekli şeyi falan gayet iyi, çok iyi. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun, iyi günler. Evet efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Reis Mermer. Reis abi, nasılsın? Teşekkür ederim, sizleri gördük, daha yanmışsın, iyi olduk. Yanmışsın, böyle esmerleşmişsin. Valla Değirmenli köyünün güneşi vurmuş bir taraftan. Doğrudur da. Rüzgarı vurmuş bir taraftan. Suyunu da almışsın, oksijen de bol. Aynen öyle, biraz da esmerlik var. Eyvallah. İkisi birleşince. İyiyiz ya, köylerimiz, vatandaşımız, sizleri gördük, daha eyvallah, iyi olduk. Bir selam getirdik Kağıthane'den. Başımız üstüne, hoş geldiniz, Sayın sefa geldiniz. Köylerinize selam. Teşekkür var. Ediyoruz, çok sağ olsunlar. Eyvallah. Buradan hemşerilerine bir mesajın var mı? Herkese bol selam gönderiyorum. Sağlık, selamet, sıhhat diliyorum. Yaşantılarının kolaylaşmasını diliyorum. Köyümüze bekliyoruz, tatil içinde olsa gelsinler. Yerleridir, görsünler, yazın tadını çıkarsınlar. Kış biz bekliyoruz, yazda onlar tadını çıkarsın bari. Salim abi nasılsın? Allah razı olsun, şükürler olsun. Şimdi buradasın, nerede oturuyorsun? Çok sağ olun, İstanbul'da Kağıthane'de oturuyorum. TOKİ konutlarında, başkanıma da selamlarımızı iletiyoruz. Yazları işte buraya geliyoruz, böyle hava almaya. Temiz doğa. Abi kan gelmiş suratına ya. Vallahi. Kağıthane'de niye kurmuşsun? Zaten onun için orada çalıştık. Kağıthane'de oturuyoruz. Büyükşehir'den emekliyim. Eyvallah. Bura doğa güzel, temiz. Mutlusun. Mutluyuz, huzurluyuz. Ne güzel, ne güzel. Sabah güzel doğada temiz hava alıyoruz. Yaşam güzel burada. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım mı? Bunu Mevlüt Başkan şu kızımıza verir. Siz takdim edin. Mevlüt Başkanım gönderdi bunu. Selamlarımızı iletiyoruz Mevlüt Başkanımıza. Bak, Mevlüt Başkan. Belediye Başkanımız sana hediye göndermiş. Teşekkür et bakın. Teşekkür ettik başkanıma. Teşekkür ederim. Mevlüt Başkanıma teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim biz bebeği Mevlüt Başkan'dan kızımıza getirdik. Ta Ardahan Değirmenli Köyü'nde armağan ettik efendim. Ah ne de güzel bir karşılama. Sanki herkes bizi bekliyorcasına. Hadi Hasan Efendi, daha yolumuz uzun. Rotamızı şimdi de çeviriyoruz Çataldere köyüne. Manzaraya bakar mısınız? Yeşilin, gök mavisinin en güzel renklerine sahip şehir. Ay aman ay, gezdim gurbeteli seyran eyledim. Canım ülkem, her rengi ne de güzel taşıyorsun heybende. Hemen başlasın sohbetimiz heyecanlı ve misafirperver sakinleriyle. Efendim merhabalar. Vallahi köyleri, Ardahan'ın köylerini dolaşarak kendimizi doğanın muhteşem olduğu, ormanlar muhteşem, yani bir yayla havasının olduğu Çataldere köyüne geldik. Çataldere köyüne gelince hanımefendileri gördük böyle yolun kenarında. Bakın onlara bir mikrofon uzatalım, bize neler söylüyorlar. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, isim ne? İsmim Döne Deniz. Döne Hanım nasılsın? İyiyim sağ ol, teşekkür ederim. Döne hoş Hanım, geldiniz. Odun yok mu? Odunumuz yok. Bu bizim doğal gazımız, kömürümüz. Bu kışın biz bunlarla yapıyoruz. Kışı sert geçiyor değil mi? Evet, kışı sert geçiyor ama yazı güzeldir yani. Yani yazında hazırlıyorsunuz. Evet, yazın hazırlıyoruz. Evet, hazırlıyoruz yazın. Kışında bunlar yakıyoruz sobada, kaliförde. Doğal gaz. Evet, doğal gazımız bu bizim. Köyde kışın çok gazı kalan var mı? Evet, kalıyor. Çoğu kalıyor köyün burada. Yaşayan evet, var yaşayan mı tabii. Çoğu duruyor burada köy. Aynen öyle. Anladım. Bayağı yüksek, 80 hane yani. Aynen öyle. 80 hane köyümüz var ama
yani onu gidiyorsa 70'i duruyor yani. Maşallah hayvancılık var. Hayvancılığımız tabii yani. Evet evet yani. Hayvancılık yapıyoruz tabii. Hayvancılık bu da bizim geçim kaynağımız evet, bu. Çiftçilik yapıyoruz. Var mı köyde çok? Evet sütçülük de var, şeyimiz var. Hayvanın buğday ekiyoruz, arpa ekiyoruz mesela. Onları biçiyoruz, yiyoruz. Getiriyor hayvanlarımıza yediriyoruz kışın. Peki çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Sizin canım, isim ne? Kezban Deniz. Kezban Hanım nasılsınız? İyiyim, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sizde doğalgaz. Odun az, doğalgaz yok diyorsunuz. Evet, doğalgaz, doğalgaz yok. Tezeğimiz var, tezeğimiz odunumuz var. Var. Evet. Evet. Aslında orman var burada mı? Ormandan da getiriyoruz ağaç. Evet. Ormandan getiriyoruz peki, ağacımızı. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Size kolay gelsin. Sağ olun. Doğalgazı olanlar kıskansın. Sizi kıskansınlar. Asıl orijinal doğalgaz yakıyorsunuz valla. Bu arada size Kağıthane'den İstanbul Kağıthane'den Mevlüt Öztekin Başkanımın, Kağıthane Belediye Başkanımın selamlarını getirdim. Aleyküm selam. Siz de selamlarımızı söylersiniz. Selam aldık. Aynen. Selamı verdik. Oldu, çok oldu, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Rica ederiz. Allah'a emanet olun. Olun. Sağ olun. Siz de Allah'a emanet teşekkür olun. Güle güle. Efendim merhabalar tekrar vallahi Ardahan'ın o güzel güzel Çataldere böyle evet, ziyaretimiz, evet. Sohbetimiz, muhabbetimiz devam ediyor. Muhteşem bir doğa var, sular bol. Vallahi bir gencimizi yakaladık, isim ne? Tayfur ismi. Tayfuncuğum nasılsın? Teşekkürler abi. Bu köylüsün. Siz nasılsınız? Evet buralıyım. Bu köylüsün. Burada yaşamıyorsun tahmin ediyorum. Yazın gel. Burada yaşıyorum yok. Burada mı yaşıyorsun? Evet. Ya sen bembeyazsın hiç kız. Esmerlik olmamış sende. Fazla böyle köy işlerine bakmıyorum. Ardahan'da merkezde çalışıyorum o yüzden. Evet. Nasıl köye gelip gidiyorsun ama sürekli? Evet kendi aracım var köye gelip kendi gidiyorum. Kendi aracım var. Nasıl mutlu musun? Çok şükür. Köy çok güzel ya yayla gibi köy. Yani burada mutlu olunmaz mı ya? Nefes güzel, hava güzel. Sen daha yeni geldin beğendin direkt yani. Ben buradayım nasıl beğenmeyeyim mutlu ya. Olmayayım? İşte Anadolu'nun her bir tarafı çok güzel. Tabii. Her bir köyü çok güzel. Kendine öz, anneleri, aynen. Gelenekleri var. Ben Ardahan Merkez Çataldere Köyü muhtarıyım. İsim soyad? Atanur Kılıç. Köyümün eski ismiyle İstanbul'da izleyen, Ankara'da herhangi yerlerde izleyenler Kunzut olarak daha iyi bilirler. Kunzut. 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 Evet. Yani eski ismi Kunzut, eski ismi yeni, Kunzut ismi yeni ismi Çataldere. Köyüm çok iyi bir köydür. Gerçekten şöyle gel. Hayvancılığa, tarıma elverişli. Hayvancılık %90'ı hayvancılık yapıyor köyümde. Kaç hane var normalde? Yani normalde kalıcı 70 küsür hane, 74 çok iyi, hane. Yani böyle bir rakımda. Yani siz köyde demek ki yani çok iyisiniz yani. Yani şükür iyiyiz. Anadolu'nun ya. Çok köyünde 5 tane 4 tane kalıyor kışın. Aynen öyle, o maddi imkanlardan dolayı terk edilmiş yani. Bizde de var göç, bizde de var. Benim bu köyüm eğer ki kalıcı olsaydı şu an 300 haneydi. Yani çünkü ben doğaya baktım, burada hayvancılık en güzel yapılacak. Müthiş, yer. Müthiş. Ardahan'da tek köy benim köyümdür hayvancılıkla. Yani çünkü onu gördüm muhterem ya. Yani. Aynen öyledir. Gerçekten benim köyüm çok muhterem, iyi bir köydür. Yukarıda dediniz biz onu drone ile aldık bir kayalık var. Anlatır mısınız bize orayı? Ben oranın iyice tarihini bilmiyorum fakat duyduklarımı söylüyorum. Bu köyde şu köyün yerleşim alanı benim dedem başka bir yerden buraya göçmüşler. Kerimler dediğimiz bir sülale yukarıdan buraya inmişler. Burada birleşmişler. Bu köyün yerleşim alanında 22 tane terk edilmiş köy var. 20. Gürcü, Ermeni ve bizler iç içe yaşamışız. Peki Ermeni mezalim olmuş mu burada da? Yani tabii ki. Duyduklarımıza göre bayağı bir katliam falan yapmış. Bayağı. Yani yapılmış. Ama zamanında iç içe yaşamışlar. Burada. Zamanında iç içe yaşamışlar işte. Ondan sonra bu... Muhterem mesela şuradaki evi gördüm ben. Yani taşları çok özel taşlar onlar. Yani bunlar tarihi yapılar bunların yani hepsi. Bunlar tarihi taşlar. Tarihi yapılar yani. Bunların hepsi tarihi yapılar. Normal taş değil bunlar. Yani yontma taşlar diyelim. Yontma taş. Köyün dışından o dönem işte öküz dönemi, traktörü yok. Öküz arabalarıyla falan getirip ustalar bunu yontarak kendilerine ev yaptılar.
Buradan Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in size selamını ilettim. Ve aleykümselam, bizden de bizi tanıyan köylülerim, Sayın Başkanıma en içten duygularımla teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Buradan başkanımıza ben de buradan teşekkür ediyorum Çataldere Dernek Başkanı'na. Başkanım köye kadar geldik. Başkanıma ben de teşekkür ediyorum, Erkan Başkanıma, yönetim kuruluna, herkese ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Evet, biz de Erkan Başkan, biz Mevlüt Başkanımızın selamını getirdiğimiz kadar efendim tabii ki Kağıthane'deki Çataldere'ye Dernek Başkanı'nın da selamını getirdik Çataldere'ye. O doğanın güzel eşliğinde. Efendim yollarda gelirken mis gibi oksijeni alarak ciğerlerimize, sonra güzel sularından içerek efendim köyünüzü gördük. Ve bu güzel köyü devam ediyoruz. Haydi bakalım. Mevlüt Başkanımızın selamını paylaştıysak şimdi de rotamızı çevirelim Dedegül Köyü'ne. Merhabalar. Merhaba, merhaba Bayram Aktaş. Bayram amca nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim baba. Burası Ardahan. Burası Ardahan'ın Dedeyil Köyü. Evet. Evet. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Sana bir selam getirdim. Aleyküm selam. Biz seni bulduk vallaha. İstanbul Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in çok selamı var. Aleyküm selam. Getiren gönderen sağ olsun. Köyde hayvancılık mı var? Hayvancılık var, evet. Tarım var mı? Tarım da yapılır da hayvancılık da önem vermiştir bu köy. Kısa bir sohbetin ardından rotamızı çeviriyoruz Kazlı Köy'e. Eyvah dinme, dinme, Nazlı yar dinme. Ben özüm serhoş, sen şarap verme. Ardahan bizi bugün bütün güzellikleriyle ağırladı. Bizden sohbetini esirgemeyen bütün Ardahanlılara sonsuz teşekkürler. Ne güzel bir işe vesile oldun Mevlüt Başkanımız. Allah da senden razı olsun. Bu toprakların havasına, suyuna doymaya ömür yetmez ki zaten. İyisi mi? Düşelim yollara yeniden. Başka diyarlarda bir selam yolculuğunda gönüllerde buluşmak dileğiyle sizi Allah'a ısmarladık.